Ki hiçbir ülkeye gidip eğitim almayı düşündünüz mü ya da hayal ettiniz mi? Tabii ki hayallerimde var. Ne iş yapıyorsunuz? Çalışmıyorum şu anda. Çalışmıyorsunuz. Nasıl geçiniyorsunuz? Eşim var. Tamam, eşiniz ne iş yapıyor? Yönetmen eşim. Yönetmen. Oo, evet. Süper. Kardeşim, yönetmen bulduk bir tane bak. Cemre'yi ilk kovabiliriz. Sen aran bozuk diye o yüzden söylüyorum. Cemre de işte yönetmen diye orada takılıyor. Merhaba. Şimdi sizin için 4 soru hazırladık. Seçmeli sorular. Bilirseniz size Londra'da 2 hafta eğitim fırsatı veriyoruz. İnşallah. Eğitim ücretiniz bizden yani. Tamam mı? Aşağıdaki şehirlerden hangisi en kalabalıktır? Moskova, Paris, İstanbul. İstanbul. Bildi. Cemre, bu soru çok basit olmuş. Herkes biliyor. Peru'nun başkenti neresidir? Piura, Lima, Tanka. Piura. Lima olabilir ya. Lima. Doğru. Yine tuttu. Evet. Üçüncü sorumuz. Tamam. Aşağıdakilerden hangi devlet Birleşik Krallığa bağlı değildir? 1. Kuzey İrlanda. 2. Galler. 3. İzlanda. 4. İskoçya. İzlanda olabilir. Cemre alkışlıyor. Tabii soruları bu kadar kolay kolay hazırladı. Şimdi alkışlarsın. Hangi ülke Asya kıtasındadır? Son sorumuz. Peru, Singapur, Madagaskar. Madagaskar olabilir. Ablacığım, bitti maalesef. Değil mi? Maalesef değil. Ya maalesef. Son soruyu da bilseydim. Singapur olacaktı. Ya genelde yurt dışı ile işim daha çok şey var ama biraz ben kulak varsa ama daha çok iyiydin bence. 4 soru 4'te 3 yaptın. Yani onun daha çok böyle araştırmaları, işte şöyle olmuş, burada böyleymiş falan filan, daha çok ilgisi var. Evet arkadaşlar, isimler? Mert. Ataberk. Ataberk. Ne yapıyorsunuz Türkiye'de? Ya çalışıyoruz. Güzel yaşam sürüyoruz. Yaş kaç? 19. 19. Okul yok. Okul yok. Senin? 18. Aydın'da okuyorum. Aydın. Bölüm? Yazılım. O süper. Sen nerede çalışıyorsun? Otelde çalışıyorum. İsmini vermeyeyim. 5 yıldızlı aşçıyım. Ver kardeşim, sıkıntı yok ya. Polat Otel. Polat. Rönesans. Polat Otel. Evet. Kardeşim aşçı. Belli ama değil mi? Bu aşçı, bu ne? Bu öğrenci. Yemin ediyorum. Belli kardeşim benim ya. Süper. Peki yurt dışına çıkma gibi bir hayaliniz var mı? Var tabii ki. Her genç gibi bizim de var. Her genç gibi. Tabii ki herkesin. Yani Türkiye'de yaşayan her insan çıkmak ister tabii. Neresi? İngiltere ya da New York. Giden arkadaşımız var. Özendik. Özendik. Evet. Senin Ataberk? Önce çıktığım için pek şeyim yok. Vay, nereye çıktın? İngiltere'ye gittim. İtalya, Amerika. Öyle. Kardeşime bak be. Nerelere gitmiş ya? Ne yaptın orada? İngiltere'ye dil kursuna gittim. Dil kursu. Hangi okul? Cambridge'in bir okulu vardı orada. Cambridge. Olarak. Ha, ailenin yanında kaldım. Oo, harika. Diğerlerinde babamla beraber gezme amaçla. İngilizce nasıl? Yarım yamalak diyelim. Bir daha gideceğim mi? İnşallah. Tamam, süper. Peki böyle ikisini gidemeyen insan var. Ne düşünüyorsun bu konuda? Umarım giderler. Çok Pollyanna gibi cevaplar veriyor. Yani nasıl umarım giderler? Nasıl oluyor bu işler? Biraz yani, anlatsana çocuklara. Nasıl oluyor? İlk önce başvuru yapmaları lazım burslu gitmek istiyorlarsa. Yazışmaları gerekiyorlar üniversite çağındaki öğrenciler için. Eğer yazışmada bir şekilde başarılı olurlarsa okullar çağırıyor zaten her türlü. Onun dışında parayla anca ya da bir tane hayırsever burs verecek, yollayacak. Başka seçenek yok. Senin hayırsever baba mıydı? Yani. Öyle mi? İyi, süper. Kardeşim sen? Ben yani... Gideceğim mi? Ne zaman gideceksin? Nasıl gideceksin? Niye gideceksin? Ya hayırlısıyla çalışma amaçlı gitmek istiyorum bu mutfak bölümünde kendimi geliştirmek için ama... Tamam. İşte henüz bir imkan yok. Ama şu lise eğitimini bitirmen lazım. Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle. Daha bu sabah konuşuyorduk. Şimdi peki size bir şans versek. Size 4 tane sorumuz var. Eğer bu soruları bilirseniz beyin fırtınası yapma hakkınız var. Birinizi 2 hafta Londra'da dil eğitimine gönderin. Sen gitmişsin zaten, arkadaşını göndeririz. Bu arkadaş gitsin diye. Tamam, sorulara başlıyoruz o zaman. Sorularımız arkadaşlar. Bakacağız. Bakalım. Avrupa'nın en kalabalık şehri aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Yani aşağıdaki şehirlerden en kalabalık olan Avrupa'daki şehirler Moskova, Paris, İstanbul.
İstanbul sence Avrupa'da mı? Ele. Yani. Şöyle söyleyeyim. Ben Moskova derdim. Ben Paris diyorum. Turizm sayılıyor mu? Turist gelen misafirler? Yani en kalabalık şehir diyoruz. Biz de oturup saymadık. Sadece İstanbul'un Avrupa yakası mı yoksa Asya kıtası da dahil mi? Ama ikiye bölüyorsunuz. Ben Paris diyorum ya. Bu arkadaş gittiği için ben de buna destek olayım bari. Şey olmasın. İlk sorudan kendini attı, yaktı gitti. Avrupa, İstanbul. İşte, kafamızı karıştırıyor. Diğer soruları sormaya gerek kalmadı kardeşim. Evet, isterdim ama. Yemeğini yiyeceğim bir gün inşallah. Gelirsiniz. Tabii ki memnuniyetle. Ben de memnun oldum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. İsminiz? Melisa. Melisa. Nerede okuyorsun Melisa? Yıldız Teknik Üniversitesi. O süper. Üniversite. Hangi bölüm? Siyaset bilimi okuyorum. Kaçıncı sınıf? Hazırlık şu an. Aa işte tam aradığımız kan. Hazırlık. Başa bela bir bölüm. Değil mi? Geçtin mi? Şu an daha yeni başladım. Nasıl gidiyor? İyi tamam. Gidiyor, tamam, süper. Yurt dışına çıkış hayalin var mı? Evet, var. Nereye gitmek istiyorsun? Londra. Bir araştırma yaptın mı? Yaptım. Allah Allah. Kimle yaptın? Yüksek lisans için araştırma yapmıştım. Yüksek lisans için. Daha hazırlıksın ya. Olsun. Tam olarak bu süreçte ne zaman gitmeyi planlıyorsun? Yüksek lisanstan önce bir dil eğitimi düşünüyor musun? Evet. Yaz tatillerinde düşünüyorum. Tamam. Maddi imkanlarım el verir. Peki bir yarışma yapalım mı seninle? 4 soruluk bir yarışma. Kazancım ne olacak? Kazancın seni yurt dışına göndereceğiz. Olur. 2 hafta ücretsiz Londra'da eğitim alacaksın. Süper. Tamam. Süper. Sorularımız var. Avrupa'nın en kalabalık şehri hangisidir demişiz? Moskova, Paris, İstanbul. İstanbul. Süper. Bildi. Zor bir soruyla devam ediyoruz. Peru'nun başkenti neresidir demişiz? Piura, Lima ve Tanka. Lima demek istiyorum. Söylemedim ya. Neyse, yardımcı olmuş oldum hadi bir kere. Üçüncü sorumuz. Vermek istiyorum bu genç arkadaşımıza. Bir de üniversite öğrencisiymiş. Hangi devlet Birleşik Krallığa bağlı değildir? Kuzey İrlanda, Galler, İzlanda, İskoçya. İzlanda. Tebrik ediyorum seni. Son sorumuz. Evet. Londra'ya doğru koşuyor arkadaşımız. Hangi ülke Asya kıtasındadır? Peru, Singapur, Madagaskar. Singapur tabii ki. Evet. Seni tebrik ediyorum. Vallahi helal olsun. Çok teşekkür ederim. Lima'yı aradan aldın ama hadi ne? Sağ olun. Tamam, süper. Şimdi bilgilerini Cemre alacak. Tamam. Biz Endless Abroad yurtdışı eğitim olarak sana Londra'da 2 hafta ücretsiz eğitim veriyoruz. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar, Endless Abroad yurtdışı eğitimde sokak röportajımızın sonuna geldik. Gerçekten çok güzel insanlarla konuştuk. Biraz bilgi verdik. Biraz da terlettik onları. Ve yaklaşık 3-4 kişi 2 hafta yurt dışı eğitim kazandı. Sen de kazanmak istiyorsan kanalı takip etmeye devam et.